İşte benim hikayemin başladığı yer burası. Oturalım mı? Olur. Tabii. O zamanlar daha büyük ve korkutucu geliyordu. Annem beni bu parkta bırakıp gittiğinde 5 yaşında bile değildim. Yıllarca sormak istedim. Neden? Neden ya? Neden beni bu parkta tek başıma bırakıp gittin? Yaşına kadar burada büyüdüm. Bir sürü öğretmenim, arkadaşım vardı ama ailem yoktu. Dışarıdan insanlar gelirdi şefkat göstermek için. Biz de onların ailemiz olduğunu hayal ederdik. Bir gün gelip bizi alacaklarını düşünürdük. Ama işte gerçekleşmeyince ben de kaçtım. Sonrası da işte oradan oraya savrulan bir kız çocuğu. Füsun Hanım çok teşekkür ediyorum. Arcalı'yı da uzun zamandır çalışmak istiyordum. Ayrıca model olmayan bir marka yüzü seçmeniz gerçekten sektöre damgasını vurdu. Ha, evet, evet Leyla. Evet, gerçekten bu konuda damgayı vurdu. Ama tabii benim gibi yetenekli bir tasarımcıyla çalışmak da Leyla'nın şansı. Ben de aynen öyle düşünüyorum. O halde daha nice güzel işbirliklerine diyelim efendim. Buyurunuz efendim. Teşekkürler. O zaman en kısa zamanda görüşmek üzere müsaadenizi istiyorum. Ah, öyle mi? Peki. Ben sizi geçireyim. Buyurun. Görüşmek üzere Firuze Hanım. Görüşmek üzere, iyi günler. İyi günler. Oo, bir gecim. Arcalı'da kalmak için tüm yolları deniyorsun, bravo. Beni kendinle karıştırdın herhalde Füsun. Bu arada giydiklerim var ya. Ne dedim ki ben şimdi? Evet, teşekkür ederim ayrıca. Zevkliyimdir canım. Hayatım burada değişti. Önce Meryem'le, sonra da diğerleriyle tanıştım. Bu işe girdim çünkü ailemi bulmak zorundaydım. Sonrasında biliyorsun zaten. Beni sana getiren yolları yürüdüm. Yani belki her tesadüf ertelenmiş bir başlangıçtır. Yani bak mesela oradaki mekanı görüyor musun? Orası eskiden bir pastaneydi. Hatta annem çok severdi.
keresinde beni getirmişti, o köşede oturmuştuk. Bir şeyler çizmişti. O nedense çok severdi. Sonra ben de yurt dışına gitmeden önce sık sık gelirdim buraya. Yani demek istediğim belki biz... ne bileyim çok önceden... tanışabilirdik. Ve belki ikimiz de bu kadar yara almazdık. Hayır, bence böyle olması gerekiyordu. Birbirimizi iyileştirmek için... yaralarımızı daha çok acıtmamız gerekiyordu. Kanatmak biraz ağır oldu ama. Neyse. Füsuncuğum. Ah. Ben de bir şey eksik diyorum. Epeydir şirkete gelmiyorsun, merak ettim. Özledin beni değil mi? Çok. Şirkette pek işim kalmadı. Butikte işler çok yoğun, biliyor musun? Benim butiğim var ya. Aha evet, bilmez miyim var ya? Bilirsin, bilirsin tabii. Caddenin en güzel yerinde, köşede kocaman bir bahçesi var. Gelsene bir gün şu üstünü başına bir çeki düzen verelim. Hem bir kahvemi de içmiş olursun. Senin için üzülüyorum, biliyor musun? Neden dersen butiğe alışacaksın. Ya çünkü ateş böyle kendini yakmaya devam ederse elindeki her şeyi alacağım. Buna senin butiğin de dahil. Füsuncuğum, sen bunu ancak rüyanda görürsün. Bence sen kendine dikkat et. Şunu unutma. Ben Füsun Arcalı. Bana bir şey olmaz. Canım. Ay. Oh.